Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ad ve Semud'u zikrettik. Yani Hud ve Salih Aleyhisselam. Şimdi ise 69. ayet-i kerimeden itibaren İbrahim Aleyhisselam'ı inşallah ele alınacak. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ca'et rusuluna İbrahim'e bil büşra. Kalu selama, kale selam. فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيلٍ. Evet, ayet-i kerimede mealen andolsun ki İbrahim'e de elçilerimiz, melekler müjde ile geldiler ve selam dediler. O da selam dedi ve hemen gidip onlara kızartılmış bir buzağı getirdi. Yani demek ki herkes kendi içindeki o güzelliği, cömertlik deyince İbrahim Aleyhisselam akla gelir. Yani normal bir yemek yapmıyor, kızartılmış bir buzağı getirdi. Evet, İbrahim Aleyhisselam'ın sürüleri çokmuş, zenginmiş. Onları da ifade etmeye çalışacağız. O zaten malum İbrahim Halil İbrahim sofrası diye ifade edilmiş olması ve misafir gelmeden sofraya oturmamış olması ve misafir gelmeyeceği zaman Cenab-ı Hak sırf onu memnun etmek için ona insan suretinde melekler göndererekten bir derece onu memnun etmesi gibi İbrahim Aleyhisselam hem tevhidin öncüsü olmuştur hem de cömertlikte İbrahim Aleyhisselam hakikaten zirve yapmış bir şahsiyettir. Evet, burada bazı rivayetlerde 9 melek geldiği ifade edilir. Bir rivayette ise Cebrail, Mikail ve İsrafil'in geldiği söylenir. Neden bu üçü geliyor? İşin sırrı şurada. Meleklerin verdiği müjde çocuğunun olacağını bildirmeleri. Yani Sare'den uzun süre, ki onu da ifade edeceğim, uzun süre Sare'den çocuğu olmuyor. Bunun üzerine Sare kendisiyle bu şekilde daha sonra Hacer'le evlenmesine müsaade ediyor. Hacer'den oluyor, daha sonra Sare'den de oluyor hikmet-i ilahiye. Ve burada çocuğunun olacağını müjdelemesi ve Lut kavminin helak haberini bildirmiş olma olayı olmuş oluyor. Hatta Sare'den çocuğunun olacağını söyleyince Sare şaşırıyor. Ya bu yaştan sonra ben ki diyor, yani kısır birisiyim, nasıl benim çocuğum olur diye. Tabii Allah dilerse, kısır da olsa o insandan çocuk elbette ki olur. Evet, bununla ilgili olaraktan ismi zikredilmemekle beraber meleklerin de peygamberlere haber getirdiğini, başka meleklerin de haber getirdiğini görmekteyiz. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Lut'a gelen melekler gibi. Burada onunla ilgili ki bazen mesela değişik şekillerde de Cenab-ı Hak meleklerini onlara gönderiyor. Burada Hud 69, 76, 77 ve 80. ayetlerde de geleceği gibi. Meleklerin temessülü muhtelif şekillere girerek görünmesine gelince Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim, Hazreti Lut'a insan şekline girerek Hazreti Meryem'e melek olarak geldikleri bildirilmektedir. Hazreti Cebrail'in Hazreti Meryem'e bir beşer suretinde temessül ederek Hazreti Peygamber'e de sahabeden sima bakımından güzel ve genç olan tüccarlık yapan, ticaret erbabından olan Dıhiye veya bir yabancı şekline girerek geldiği de rivayet edilmiş olmaktadır. Böylece farklı şekillerde de Cenab-ı Hak göndermektedir. Allah'ın İsrail oğullarından 3 kişiyi imtihan maksadıyla bir melek gönderdiği hadisi de burada bildirilmiş olmaktadır. Bununla ilgili bu ayet-i kerimelerde mevcut olmaktadır. 69. ayet-i kerimenin izahında. Evet, demin dediğimiz gibi İbrahim Aleyhisselam hakikaten bir cömertlik örneği. Onunla ilgili burada bir notu almışız. Yani burada gerçekten hani diyelim ki bizde cömert olan bir insan işte tavuk keser diye düşünürüz. Misafir geldiği zaman ona bir tavuk keserdi eskiden. Artık şimdi veya direktmen tavuk almış oluyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın hakikaten bir buzağı kesmiş olması yani cömertliğin zirvesinde olduğunu hakikaten göstermiş oluyor. Demek ki halil olması, Allah'ın halilullah dediğimiz dostu olmuş olması onu hakikaten farklı kılan hususiyetlerden olmuş oluyor. Evet, İbrahim Aleyhisselam bu manada gerçekten cömert bir şahsiyettir. Evet, burada İbrahim Aleyhisselam'a demek ki o melaikeler geliyorlar ona bir müjde ile. Burada anteparantez şunu da ifade edeyim.
Büşra kelimesi aslında, büşra kelimesi bu ismi mübalağalı ismi faildir. Ayet-i kerimede de yerinde de ifade etmiş olayım. Büşra mübalağalı ismi, yani büyük müjde, çok müjde. Aynen Kübra gibi, Sura gibi, burada Hüsna gibi. Buradaki büşra ifadesi bazen mesela çok büyük müjde olunca, büyük müjdeler içerisinde en büyük müjde cennettir. Onun için büşra bazen cennet olarak da ifade edilebilir. En büyük bir müjde olarak ifade edildiği gibi. Evet, İbrahim peygamberin, İsmail peygamberlerin yakardıkları gibi. Mesela onunla ilgili putların düşmanı ve puta tapanların korkulu rüyası, cesaret ve hikmet timsali diye bir not almışım. Onunla ilgili putlara en çok düşman olmuş olması. Babası mesela Azer'in işin garip tarafı, put yapıp satmış olması hakikaten düşündürücü bir durum. Onunla ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de değişik surelerde şu Ara gibi, Saffet gibi, İbrahim gibi, ki Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı da İbrahim suresi. Onunla ilgili yine Bakara suresinde bu şekilde, İbrahim aleyhisselam Mümtahine suresinde İbrahim aleyhisselam ile ilgili bu 3 sayfalık noktada, diğer ayet-i kerimelerde de dediğimiz gibi bizzat surenin kendisinde İbrahim suresinde de ondan bahsedilmiş olmaktadır. İlgili olan bir hadiste Allah Lut peygambere rahmet eylesin, o hep sağlam bir kaleye sığınırdı. Yani Allah'a güvenip dayanırdı. Allah Lut'tan sonra gönderdiği her peygamberi kavminin nüfusça kalabalık soyundan seçip gönderdi. Lut kavminin ameli gibi amelde bulunan kimseye rastladığınızda faili de mef'ulü de öldürülür. Maalesef bu zamanda da Livata olayı yaygınlaştı. Yani onun yaygınlaşmasıyla beraber maşallah yardımcılarının da, alkışlayıcılarının da, muhiplerinin de gittikçe ortaya çıktığını, herkesin renginin de belli olduğunu görüyoruz. Lut kavminin ameli gibi amel eden kimse mel'undur. Mel'undur. LGBT'lilere duyurulur bu manada. Ve ona muhip olanlara, onu sevenlere de duyurulmuş olur. Ve bir diğer yazı da yazmıştım onunla ilgili. Evet, Lut kavminin insanları geri döndü diye. Hakikaten Lut kavmi tekrar ortaya çıktı. Evet, bu asrın 20. ve 21. asrın hakikaten özelliği, Hazreti Adem'den beri olan bütün bir yandan kirliliklerin, tabii şunu da ifade etmek lazım, bir yandan da güzelliklerin tezahür etmiş olduğu bir asırdır. Hazreti Adem'den Efendimiz'e kadar ve bu zamanımıza kadar ne kadar kirlilikler varsa hakikaten 20. ve 21. asırda onları çok görebilirsiniz, çok rahatlıkla görebilirsiniz. Onun içindir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki dönemlerde bütün geçmiş asırların bir yandan bütün pislikleri, yani Lut Aleyhisselam'ın kavminin durumu, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminin durumu, Musa Aleyhisselam'ın, İsa vesaire, bütün peygamberlerin kavimlerinde cereyan eden olayları burada da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, müjde diyor. Müjde ile Hazreti İshak'ın ve onun ardından Hazreti Yakup'un dünyaya geleceği müjdesini veriyor. Çünkü önceden de olmamıştı. Olmadığı için Sare demişti ki İbrahim'e, hizmetçisi olan kişiyle, Hacer'le evlenmesine müsaade etmişti. Hacer'den de İsmail olmuştu. Ama işin garip tarafı, o yaşa kadar olmamış iken, bir rivayete göre İbrahim Aleyhisselam 100 yaşında, Sare 90 yaşında. O yaşa kadar olmamış iken, ondan sonra nasıl olacak ben bir kısır iken diye Hazreti Sare'nin ifade etmesine karşı Cenab-ı Hak kendisine Hazreti İshak'ı müjdelemiş oluyor. Femaleb ise bu ifade kalmadı. Çok geçmeden manasını ifade ediyor. Bi'ecrin haniz ifadesi ise kızartılmış buzağı ile, taş ocakta kızartılmış bir buzağı ile, haniz ifadesi kızartılmış manasına, koyunu kızarttım şeklinde ifade edilir. Hanestu şahat edenilir. Bu da koyunun kızartılmışı. Fiilin geniş zamanı yalnızu, masları hanzen şeklinde gelmiş olmaktadır. Bu kelimenin geldiği ifade. Evet, onlar selam dediler. Yani bir güven içerisinde. Çünkü bir tanımadığı birisi geliyor. Yani ona bir derece o güveni telkin etmiş oluyorlar o melekler. İbrahim Aleyhisselam da onların selamına karşı selamla mukabelede bulunmuş oluyor bu 69. ayette. Evet, demin de dediğimiz gibi haniz ifadesi, az sonra önlerine kızartılmış bir buzağı getirdi şeklinde kızartılmış buzağı ifade etmiş oluyor. Evet.
Yine İbrahim Aleyhisselam'ın dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de çokça anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de 25 surenin 63 ayetinde 67 defa İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilmiş olmaktadır. Zikri geçmiş olmaktadır. İşte bu surelerde onun zikri, dediğimiz gibi bir surenin adı sadece İbrahim suresi olmakta. Kur'an-ı Kerim'de 25 surenin 63 ayetinde 67 defa İbrahim Aleyhisselam'a değinilmiş olmaktadır. Onunla ilgili birçok çalışma, araştırma vesaire İbrahim Aleyhisselam peygamberler tarihinde de genişçe bilgi bulunabilir. Evet, yine 69. ayete devam ile tabi İbrahim Aleyhisselam'ın hayatı olunca onunla ilgili çok. Şimdi İbrahim Aleyhisselam tevhidi simgelemişti, tevhidi bayraklaştırmıştı. Onunla ilgili almış olduğum bazı notlar var. 1970'lerde komünizm tehlikesi, yani tevhidin karşıtı olarak doğmuş oldu. Onunla beraber birçok hayırlar da olmuş oldu, vakıflar da kurulmuş oldu. Onunla ilgili bir notu almıştım burada. İnfak olayı, yardım olayı, Hazreti İbrahim Aleyhisselam bunu yapıyor. Hakikaten Osmanlı'da mesela vakıfların bu konuda yapmış olduğu birçok örnekler var. Mesela adam kış geliyor, yaşlı amca teyze evde odunları yok. Bir bakıyor ki kapı çalıyor. Kim o diyor? Amca in diyor, odun getirdim. Amca diyor ki ya ben odun ısmarlamadım, zaten gücüm de yok diyor. Ya amca senin ismin şu değil mi? Evet. Gel diyor amca, bir hayır sahibi gönderdi. İşte malum Fatih'in İstanbul'u fethetmeden önce esnafları dükkanları dolaşıp da sabahleyin bir şeyi alıp ikinci şeyi esnafın vermemesi. Ben siftah ettim, aynı güzellikte özellikle komşumda var, ondan alın demesi. Mesela sadaka taşlarının mevcut olmuş olması Osmanlı'da. Ömer bin Abdülaziz döneminde zekat verilecek insanların olmamış olması. Ve bu şu zamanımızda sevindirici bir durum. Bunlarla ilgili yazılar yazdım, makaleler. Hakikaten birçok yardım kuruluşu, dünyaya yardım edecek yardım kuruluşlarının olması, bunlar gurur verici. Çünkü sadaka belayı def eder. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın üç tarzda kanunu vardır. Ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi adlı eserinde bundan bahseder. Ata, kaza kanunu kazada kaderi bozar. Böylece sadaka belayı def eder, aynı zamanda ömrü de uzatmış olur. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 36 ve 42. ayetinde orada iki kardeşin durumu anlatılır. İşte bu bahçenin batacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbime döndürülürsem andolsun ki orada bundan daha iyisini bulurum dedi. Arkadaşı onu uyardı. Nitekim ürünleri yok edildi. Gitti baktılar ki ya bu biz bağımız değil mi? Bahçenin alt üst olmuş çardakları karşısında sarf ettiği emeğe içi yanarak ellerini ovuşturup keşke Rabbime kimseyi ortak koşmasaydım dedi. Yani cömertliğin timsalini İbrahim Aleyhisselam'da görüyoruz. Ve onu işte peyderpey muhtelif zamanlarda da Kur'an'ın diğer örneklerinde de görüyoruz. İşte yine Karun'un örneği Kasas suresinin son 1,5 sayfasında anlatılır. Yani o aynı şekilde fakir idi. Musa Aleyhisselam'ın akrabası idi. Ve Cenab-ı Hak kendisini zengin kıldı. Ve utanmadan, nankörlük ederek innema utituhu ala ilmin dedi. Bütün bunlar bana kendi ilmimden dolayı verildi. Yani güya kendi zekası. Öyle mi? Madem öyle nankörsün, ve hasefna bihi ve bidarihi. Biz onu ve onun yurdunu, yerini, köşkünü, villasını, malını, mülkünü, bütün ki ayetin ifadesiyle letenu bil usbeti. Bırakınız onun hazinelerini, hazinelerin anahtarlarını güçlü kuvvetli insanlar zor taşıyorlardı. Ama Cenab-ı Hak hazinesiyle birlikte onu yerin dibine sokmuş oluyor. Yine Ali İmran 92'de sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda, onun rızası uğrunda harcamadıkça gerçek iyiliğe elbette erişemezsiniz. Her ne harcarsanız herhalde Allah onu bilir. İbrahim Aleyhisselam da öyle yapıyor. Demek ki o buzağıyı seviyor. Basit bir şey değil yani, basit bir şey getirmiyor. Onun için Allah'ın halili olmuş oluyor. Allah da onu elbette ki biliyor. Yine Ebu Talha'nın kendi en güzel bahçesini vermiş olması. Yani infak ayeti inince, ki infakla nifak aynı kökten gelmiş oluyor. Onu daha önce de ifade ettim. Böylece sevdiğiniz şeyden vermedikçe, bunun üzerine Ebu Talha en güzel bahçesini Allah yolunda infak ediyor, veriyor. Hatta bahçeye geldiğinde bahçeye girmiyor, hanımı bahçesinde. Hanım çık diyor oradan, onu diyor Allah yolunda infak ettik diyor. Hanımının güzelliğine bakınız ki, peki diyor kendi adına mı, ikimiz adına mı? İkimiz adına. Ve hanım seviyor. Bahçeveri de hanım seviyor.
Evet, Haris oğlu Zeyd çok sevdiği atını Resulullah'a getirdi. Ey Allah'ın Resulü, bu at malımın en sevimlisidir. Allah yolunda harca dedi. Yine malum ayet-i kerimede İsar hasleti ve usiruna ala enfusim ve levkâne bihim kasasa. Yani demek ki kendileri muhtaç oldukları halde, o müminlerin Cenab-ı Hak sıfatlarını ifade ettikleri halde muhtaç olan insanlara verirler. Bu müminin sıfatıdır. Kendisi İbrahim Aleyhisselam gibi sadece zengin değil, kendisi de muhtaç olsa müminin vasfı odur. Muhtaç olan insana vermektir. Demin dediğimiz gibi infak ile nifak farkı vardı. İnfak, nifak bir gedik açmak. Yani mesela denildi ya, münafık iki yüzlüdür. İki yüz yüzlüdür. Aynen farenin yerinin altında açtığı delikler gibi. Birinden yakalamaya çalışılsa öbür taraftan kaçtığı gibi. Nifak tünel manasına da aynı zamanda gelir. İnfak ise hayır kapısı açmak, hayır yolu açmak, hayır kanalı açmak, hayır tüneli açmak manalarına gelmektedir. Onunla ilgili güzel bir hadis var. Onu size arz edeyim. Hakikaten Es-sahiyyu habibullah ve lev kâne fâsıkan, el-bakhilu aduvullah ve lev kâne sâlihan. Hakikaten harika bir hadis. Sahi olan insan Allah'ın dostudur, ister fasık olsun. Bakhil olan insan Allah'ın düşmanıdır, isterse salihlerden olsun. Ya. Rivayete göre mesela Firavun'un hasta olmamasındaki bir sebep, bir rivayete göre bazı cömertlik gibi bazı özelliklerin olmasından olduğu kaynaklanmış oluyor. Mesela benim hakikaten her kapıya asılmasını ifade etmiş olduğum bir söz var. Bediüzzaman Hazretleri'nin, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. İşte onun için yani yaptığımız şey ahirette bizi kurtaracak şey. Nitekim malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kurban etinin Hazreti Ayşe'ye soruyor taksimi durumunda. O diyor ki bir budu kendimize ayırdık, diğerini verdik. Hayır diyor, o verdiğimiz bizim diyor. Öyle yani verilen insanın, kalan insanın değil. Allah için verilmiş olan şey ne ise, diyelim ki bir kurbanın üçte ikisi ise veya dörtte üçü ise, böylece o verilen insanındır. Kalan zaten onu yiyoruz. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın Halilullah olması, Allah'ın dostu olmuş olması, onun bu cömertliğinden kaynaklanmış oluyor. Demin ki ayette de okuduğum gibi, Cenab-ı Hak böylece onu memnun etmek için ona melekler gönderiyor, onları buyur ediyor ve böylece o da onlarla beraber sofraya oturmuş oluyor. Nitekim Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkarken 40 gün orucu ve Samiri'yi öldürmek istemesine rağmen Allah'ın izin vermemesi sebep olarak onun cömert olduğu söylenmiş olmaktadır. Firavun gibi Samiri'nin de cömert olduğu ifade edilir tefsirlerde. Onun için hakikaten sadaka vermek, infak etmek lazım. Çünkü sadaka dediğimiz gibi ömrü uzatır ve bereketlendirir. Bununla ilgili benim de bir hatıram vardı. Burada kısaca ifade edeyim. Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Bununla ilgili zaten kader konusunu uzunca anlatmaya çalışacağım. Ama yeri geldiği için kısaca özetleyerekten ifade edeyim. 80 yılında Adıyaman'dan kalkmış, Kayseri İslam Enstitüsü'ne öğrenci olarak kazanmış geliyordum. Gelirken de Malatya üzeri geliyordum. Malatya'da İhlas Apartmanı ilk olarak yapılıyordu. Öğrencilerin kalacağı bir yurt mesabesinde, bir medrese, bir dershane tarzında tamamen bitmemişti. Gelirken Allah kabul etsin bir iki kürek de ben atıyordum. Orada da bazen bir gün öyle tam otobüse denk gelmediği için 70-80 yıllarında orada kalıyordum. Tamamen olmamıştı. O zaman daha sonra 90-97 yılında öğretmen olarak orada da atandığımda, 7 yıl kaldığımda merhum, rahmetlik oldu Hüseyin Bozat abimiz vardı. O 80 yılında olan olayları bana anlattı. Bir ibretle aynen bu konuyla alakalı bir olayı anlattı. Olay özetle şöyle. Diyor, bir an evvel okulların açılmasına yetiştirmemiz lazımdı medreseyi, dershaneyi. O sırada birden harç bitti, çimento bitti, kum bitti. Bu sefer işler durdu. Ben de düşünceli bir vaziyette kapının önünde oturmuştum diyor. O sırada yan komşu, dört katlı binanın sahibi, hala var o, hala var. Dört katlı binanın sahibi evinden hışımla hızla dışarıya çıkıyor. Tanışıyorlarmış Hüseyin abiyi orada görünce, hayrola Hüseyin ne oturuyorsun? Ya diyor, burayı öğrenci işte okulun açılmasına öğrencilere, üniversite öğrencilere gelecek, yetiştirmemiz lazım. Ama çimento, harç, kum bitince diyor işler durdu.
Onun için düşünüyoruz ne yapalım, para da yok diyor. Adam birden cebinden o zamanki parayla 100 lira çıkartıyor. Hüseyin al diyor, yardımım olsun diyor. Tabii işi en azından başlatmak için önemli bir adım olduğu için Hüseyin abi sevinçle bu adamı tuttuğu gibi kucaklamaya başlıyor, sıkmaya başlıyor. Adam kendisi sıkılınca rahat bir nefes alıyor. Ya diyor Hüseyin, ben evde diyor sanki boğazım sıkılıyordu, ölecektim diyor. Bunalıyordum, bunalıma girmiştim diyor. Rahatlamak için kendimi dışarıya atayım dedim. Beni ne kadar rahatlattı ya diyor. 100 lira verin beni bir daha sık. Tabii ikinci 100 lira Hüseyin abi durur mu rahmet? İkisi de rahmet oldu. Allah'ın rahmetine gitti. Rahmet rahmana. Allah rahmet eylesin. Hüseyin abi biraz daha hızlı sıkıyor. Adam diyor ki ya Hüseyin, bu öncesinden daha çok beni rahatlattı. Ben ölecektim çünkü. Ben 100 lira verin beni bir daha sık. Hüseyin abi biraz daha fazla. Adam biraz daha rahatlayınca ya Hüseyin dördüncü olarak bir 100 lira verin beni bir daha bir sık ya. Hüseyin abi biraz daha hızla muhabbetle, sevgiyle, kardeşlikle sıkınca adam böyle tamamen kendisini bırakaraktan vallahi Hüseyin ben ölecektim. Allah aşkına 100 lira verin beni bir daha sık. Ve 5 kere Hüseyin abi sık. Ve evinden fırlayarak, kaçaraktan çıkan adam birden o 5 defa sıkılmış olmanın, 5 defa 100 lira vermiş olmanın rahatlığıyla yürüye yürüye normal bir şekilde çarşıya gidiyor. Rahmetli Hüseyin abi komşumuz da aynı zamanda Malatya'da yeminle anlatıyor. Yeminle anlatıyor. 5 yıl sonra aynı gün. 5 yıl sonra aynı gün adam vefat ediyor. Hüseyin abi diğer öğrencileri alaraktan taziyeye gidiyor hanımına. Komşu da olması hasebiyle. Taziyeye bulunup çıkılacağı sırada hanımı diyor ki Hüseyin sen bir kalır mısın diyor. Öğrenciler çıkıyor, Hüseyin abi tekrar içeriye giriyor. Hüseyin diyor, 5 yıl önce diyor kocamın durumuna ben şahidim. Kocamla aranızda geçen olayı kocam bana anlattı. Gerçekten kocam ölümcül durumdaydı. Boğazı sıkılıyor gibi bir durumdaydı. Belki kendimi dışarı atarsam hava alırım, rahatlarım diyerekten dışarıya çıktı. Aranızda geçen olayı bana anlattı. Ve o gün diyor. Kocamla aranızda geçen günün o günü diyor. Gece diyor, yattığımda ben bir rüya gördüm diyor. Rüyamda nurani bir şahsiyet, bir zat bana dedi ki, kocan bugün ölecekti fakat ömrü 5 yıl uzatıldı. Ömrü 5 yıl uzatıldı. Ve ben bunu birkaç kere de Hüseyin abiden rahmetlikten dinledim. Ve aynı gün o zat vefat ediyor. Burada şu var tabii ya. Yani ömrü uzatır da bereketlendirir de. Cenab-ı Hak onun elbette ki sadaka vereceğini biliyor. Bu ne demektir? İki şekilde de olabilir. 70 artı 5 eşittir 75. Kader burada sonuca bakıyor. Kader sonuca göre hükmediyor. Veya öyle olmasa bile diyelim ki bu adamın 70 yılda yaşasa 75 yıl içerisinde kazanacağı bir sermayeyi bir ömrü Cenab-ı Hak bereketlendirmek. Yani hem arttırmak hem bereketlendirmek. Her ikisi de mümkündür. Bereketlendirmek suretiyle Cenab-ı Hak 75 yıllık bir hayatı, bereketli bir hayatı o insana vermiş oluyor. Tabii bazen öğrencilere bunu anlatırken onu diyorum. Eğer adam bunu bilmiş olsaydı 5 defa değil 500 defa verirdi. 500 defa. İşte onun içindir ki bir kanundur. Ata burada sadaka demektir. İhsan, iyilik, güzellik demektir. Ata kanunu, kaza kanunu deliyor. Hiçbir tahta olmasın. Mesela ne gibi? Adam idamlıkla yargılanıyor. İdam olacak. O sırada diyelim ki Cumhurbaşkanı devreye giriyor. Padişah devreye giriyor. Ve o adamı idamlıktan korumuş oluyor. Yani bu devletin kanunlarında olan bir şey. Onun üzerinden onu şey yapıyor, bağışlıyor, idam etmiyor. Bir, ikincisi veya şu zamanda da olduğu gibi bazen hastalık gibi durumda olanları mesela devletin cumhurbaşkanı veya padişah veya kral her neyse affediyor. Cezanı git diyor, evinde çek diyor. Yani buna benzer Cenab-ı Hak da yapılan bir ihsandan dolayı, sadakadan dolayı, iyilikten dolayı o şekilde o başına gelecek kazayı ondan kaldırmış oluyor. Ve sonuçta da kaderi bozmuş oluyor. Çünkü kaderi takdir eden Cenab-ı Hak olduğu için bunu biliyor. Önceden bildiği için teşbihte hata olmasın, anlaşılsın diye söylüyorum. Tabiri caizse şerh düşürmüş oluyor. Yani netice burada sonuç önemli. Cenab-ı Hak sonuca göre hükmediyor. İşte kader de sonuca bakmış oluyor. Buradaki ata dediğimiz sadaka olayı sonuç değil. Yani sonuçtan önceki tabiri caizse demin dediğim gibi 70 artı 5
eşittir 75. Kader burada 75. duruma göre, daha dünyaya gelmeden önce ona göre veya dünyaya gelir gelmez yine ona göre sayacı, eceli, kaderi zaten ona göre, o sonuca göre belirlenmiş olmaktadır. Evet, bu 69'daki bu sadaka olayını ifade etmiş oldum. Evet, yine misafirlere ikram etmek bu Anadolu insanının vasfıdır hakikaten. Doğu insanında yine hakikaten özelliğidir. Ben bunu hakikaten İbrahim Aleyhisselam'ın o özelliği hakikaten Şanlıurfa'ya da sinmiş. Onlarda da ben onu hakikaten bizzat gördüm. Bediüzzaman Hazretleri'nin mevlidlerinde adeta kavga ederler. Bir otobüs bana gelsin, Adıyamanlılar bana gelsin, şunlar bana gelsin diye misafire ikram etmek için adeta tabiri caizse birbirleriyle kavga eder, ısrar ederlerdi. Allah kendilerinden razı olsun. Misafirlere yemek yeme, ikramda ısrar etme ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet-i kerimenin olduğunu görürüz. Onları da burada arz ediyorum. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın onların önüne koyup yemez misiniz demişti Zariyat. 27. ayette de onunla ilgili geçmiş oluyor. Buradan da bakılabilir konuya. Evet, yine ayette geçen beseme ifadesi. Bununla alakalı olarak karıncaların dediklerini işitici gülerek tebessüm etti. Beseme tebessümden gelmiş oluyor. Yani yüzün mesela genişlemesi, memnuniyetin ifade edilmesi beseme kökünden. Onunla ilgili almış olduğum notları burada sizlere 4 sayfa olaraktan arz etmiş oluyorum. Hani elçilerimiz İbrahim'e müjdeli haberi getirdiklerinde, yani o sevinçli, yüzü güldürücü, tebessüm ettirici haberleri getirdiğinde onunla ilgili burada bu notları ve ayet-i kerimeleri sizlere ifade etmiş, arz etmiş oluyorum bu 4 sayfada. Evet, yine 69. ayette geçen, yine yeniden İbrahim Aleyhisselam'la dirilmeyi konu alan İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de hakikaten ibretlidir. Bakara suresinde 259. ayette Üzeyr Aleyhisselam'ın 100 yıl uyuyup da eşeğiyle birlikte çürüyen eşeğinin dirilmesi ve 260. ayette de İbrahim Aleyhisselam'ın öldükten sonra tekrar dirilmeyi konu alan olayı, kuşlarla ilgili kıssası Bakara suresinde orada Cenab-ı Hak hatta diyor, Cenab-ı Hak'a diyor, ya Rabbi öldükten sonra insanları nasıl dirilteceksin? Cenab-ı Hak diyor ki sen inanmıyor musun ya İbrahim? Affedersiniz. İbrahim Aleyhisselam da liyatma inne kalbi. Ya Rabbi kalbim tatmin olsun diye diyor. Gönlünün yatışması için, azmini tazelemesi için. Yine Hud suresinde de putlarla mücadeleyi konu alan Enbiya suresinde de bu olay orada da zikredilmiştir. Kalbim tatmin olsun diye. Onun üzerine Cenab-ı Hak 4 kuş almasını, bunları parçalara ayrı karıştırmasını, muhtelif yerlere 4 ayrı yöne koymasını ve onları çağırması halinde de onların hepsini tekrar dirilere kendisine gelmesi kıssasını Bakara suresi 260. ayette anlatmış oluyor. Ayrıca Enbiya 51-69'a da bakılabilir. Burada da olduğu gibi 69 ve 76. ayetlerde de zikredildiği ve de zikredileceği gibi. Evet, selam ifadesini kullanmıştı. Dahak diyor ki 9 kişi idiler derken Süddi bunlar güzel yüzlü, görülmemiş güzellikte, pırıl pırıl, aydınlık, şimali genç delikanlılar suretinde 11 melek olduğu da ifade edilir. Selam diye onunla ilgili demin de gösterdiğimiz gibi bazı ayetlerde ve onunla izahlı olaraktan ifade ediliyor. Selam lafzının merfu olarak gelmesi diyor iki türlü açıklanabilir gramer olaraktan. Biri müpteda mukadder olarak vardır. Bu da o selindir. Benim işim selamdır. Takdirindedir. Selam tahiyye selam anlamına kabul edilecek olursa size selam olsun. Takdirinde olmuştur ki belagat kuralı gereği olarak bazen bunları da belagatı da ifade etmeye çalışıyorum. Evet, 69. ayet tabii bir giriş de olduğu için İbrahim'in kıssası da olduğu içindir ki bunu bu şekilde izah etmeye, ifade etmeye çalışmış olduk bu 69. ayeti kerimede. Evet, bu ayet-i kerimenin gramer yönüyle, i'rab yönüyle, sarf ve nahiv yönüyle takdirine ve tahliline gelecek olursak bir büşra car ve mecrur olmuş olup caet cümlesine müteallıktır. O kelimeye bağlantılı olmuş olmaktadır şuradaki caete. Kavli ifadesi müstenifedir, iptidaiye ve başlangıç cümlesidir. Selamen naibi mef'ulü mutlaktır ki müsellimü selamen takdirindedir.
Selam aynı zamanda mahsuf bir müptedanın haberidir. Cevabi selam, yani benim cevabım selamdır takdirinde. Yine female ise enca'e cümlesi müstenifedir. Enca'e mastardır. Aynı zamanda şu şekilde mananın çıkması üzerine de mansuptur. Yani fema teakhare fi meci'ihi manasında takdirindedir. Ca'e cümlesi ise iki harfe geçmiş olan sıla-i mevsul olmuş olmaktadır. Gramer kuralı gereği olaraktan bu 69. ayet-i kerimede. Felemma ra eydiyehum la tasilu ileyhi nekirahum ve avcese minum khife kâlu la tahaf inna ursinna ila kavmin. O melekler böylece nereden geldiklerini öncekiyle de bağlantılı olarak devam ediyor çünkü durumlarını korkmaması gerektiğini İbrahim Aleyhisselam'a ifade ediyorlar. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce, çünkü melekler yiyip içmezler. Fakat onların o buzağıya el sürmediklerini görünce tuhafına gitti. Ve içinde onlara karşı bir korku uyandı. Onlar da korkma, biz Lut'un kavmine gönderildik dediler. Yani onları helak etmek üzere. Onlara gönderildik dediler. Evet. Kadı Beyzavi de bu ayetin izahı ile ilgili olaraktan, yani garip karşıladı. Nahoş bir durum gördü. Yani sen hem onlara buzağı kızart ver, onlar da bunu yemesinler. Yani insan tabiatında yemek var. Onlar da tabii kendilerinin melek olduğunu, meleklerin de yemeyeceğini ifade etmiş. O manada İbrahim Aleyhisselam'a bir teselli, bir güven vermiş oldular. Alimler bu konuda değişik görüşlerde zikreder. Mesela Sabuni diyor ki Katade şöyle der. Araplara bir misafir geldiğinde misafir onların yemeklerinden yemezse onun hayır için gelmediğini, bir kötülük yapmak niyetiyle geldiğini sanırlardı. Burada da o ifade. Onunla ilgili soru cevap zımnında da almış olduğum notları da burada Seyyid Kutup'tan vesaireden almış olduğum notları da sizlere arz edeyim. Ömer Nasuhi Bilmen de diyor ki gerçekten de makul bir sebep olmadıkça böyle ikram edilen bir şeyden kaçınmak nezakete, sosyal adaba aykırı ve kalp kırılmasına yol açan bir hareket gibi görülmektedir. Çünkü o kadar himmet gösteriyor, gayret gösteriyor, bir şeyler hazırlıyor. Yemesi lazım. Yine bununla ilgili Bediüzzaman Hazretleri'nin melaikenin vücudunu ve vazife-i ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller, bahsiz müşahedeler ve mükalemeler diye şualarda. Melek görenler Hazreti İbrahim Hud 70'te, Ankebut 31'de, Zariyat 28'de burada geçmiş olmaktadır. Yine Hazreti Lut ile ilgili Hazreti Hud 77'de, Ankebut 33'te geçer. Sahabeden İrbat İbni Sariye, Taberani'nin Mucemül Kebir'inde geçer. İmran bin Hüseyin, Selman, burada da onunla ilgili notlar mevcuttur. Yine Hazreti Cebrail gibi insanlarla görüşen umum melaike-i mukarrebin. Yani Hazreti Cebrail gibi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok melaike-i mukarrebin ve Cebrail ile görüşüyor. Peygamberler de zaten Cebrail ile görüşüyor. Cebrail'in Efendimiz ile bazı sahabelerle görüşmesine dair Buhari'de, Müslim'de, ondan sonra burada onlar ile ilgili notlar var. Bilgilerinizi arz ederim. Yine umum melaike-i mukarrebin mezkur alemlerin vücutlarını ve onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin Şualar adlı eserinin 9. şuasının 173. sayfası. Hazreti Cebrail'in cennet ve cehennemin yaratılışından sonra onları görmek üzere gönderildiğine dair Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde bu konuyla ilgili bilgi var. O hadislerde toplamış olduğum tefsirlerde bilgileri de sizlere arz etmiş oldum. Evet, gramer olarak ayetin tahliline bakacak olursak felemma ra'a cümlesi mahalli olmayan fema lebise cümlesine matuf olmuş olmaktadır. La tesilu cümlesi eydihemden hal olmaktadır. Nekirehüm cümlesi ise bu da cazimin dışında şartın cevabıdır. Kife mef'uldür. Evcese inna ersenna. Burada evcesenin mef'ulüdür kife. Evcesenin mef'ulü olmaktadır. Yine inna ersenna cümlesi ise bu da kavil makamında, durumunda, halinde müstenife olmuş olmaktadır 70. ayeti kerimede. Evet, 71. ayete gelince ve mara'atuhu kaimetun fadahiket. Yani müjdeliyor ya, çocuğun olacak, Allah Allah. Ve mara'atuhu kaimetun fadahiket febeşşernaha bi İshak ve min verai İshak Yakup. Arkasında da Yakup Aleyhisselam'ı müjdelemiş oluyor melekler. İbrahim'in karısı ayakta duruyor.
Bunun üzerine yüzü güldü, tebessüm etti, şaşırdı yani. Şaşkınlığından gülüyor. Ona İshak'ı ve İshak'ın arkasından da Yakup'u müjdeledi. Yani nasıl benim çocuğum olabilir ya? Ben kısırım. Şimdiye kadar da hiç olmamıştı kabilinden. Evet, yani hem orada duruyor hem de onlara hizmet ediyordu, o misafirlere. Hanımının gülmesinin cihetleri olarak korkunun son bulmasının sevinciyle gülmüş olmasından kaynaklanabilir. Fesat ehlinin helaki sebebiyle gülmüş olması veya kendi görüşünün isabetli olmasına gülmesi. İbrahim'e şöyle diyordu: Lut'u yanına al. Biliyorum ki bu kavme azap gelecek. Demek hissetmiş Hazreti Sare. Melekler Hazreti Zekeriya'ya oğlu Yahya'nın doğacağını İsmen de söylemişlerdi. Burada da aynen İsmen söylüyor. Burada da İsmen İshak'ı İshak olarak da ifade ediyor. Adlarını zaten onlar kurmuşlar. Veya doğduktan sonra kendilerine bu isim verildiğinden Kur'an böyle hikaye etmiş olabilir ama ismini aynen zikrediyor. Daha doğmamış yani. Müjdenin Hazreti İbrahim'in hanımına yapılması müjdelenen çocuğun Hacer'den değil kendisinden olacağını delalet etmesi içindir. Bir de daha önceden kısır olması sebebiyle çocuğa çok arzulu olmasındandır. Bir türlü çünkü 90 yaşına kadar gelmiş bir türlü çocuğu olmuyor. Bir anneliğin de en önemli şeyin o. Yine burada da ayet hakkında alimlerin bazı görüşleri var. Mevdudi'den Seyyid Kutub'un, onların da demin de okumuştum. Yine Ömer Nasuhi Bilmen'in, elbette öyle iki mübarek peygamberin annesi, ninesi olmak ve melekler vasıtasıyla müjdelenmek ne büyük bir şeref ve şandır diye Ömer Nasuhi bu notu düşmüş. Evet, İbrahim Aleyhisselam'la ilgili tabii dediğimiz gibi çok uzun şeyler var. Ayet-i kerimelerde Bakara'dan tutunuz da ki bütün bunları Bakara suresinde İbrahim Aleyhisselam ile Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olan Ali İmran'da aynı şekilde Nisa suresinde İbrahim Aleyhisselam'la ilgili 5 sayfalık En'am suresinde, Tevbe suresinde, Hud suresinde, Yusuf ve Hicr suresinde, İbrahim suresinde, Nahil suresinde, Meryem suresindeki demin o şeyleri genel olarak da ifade etmiştim. Burada da teker teker ayetlerin alınmış olarak 5 sayfayı sizlere bu şekilde arz etmiş olayım. Bu 5 sayfada İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an'da geçmiş olan ayet-i kerimelerdeki ifadeler. Evet, İbrahim Aleyhisselam Halil. Mesela burada bir onunla ilgili bazı notlar da almışım. Onunla ilgili hakikaten ibretlik hikayeler var. Burada da en azından bir güzel bir hatıra olması kabilinden ifade edeyim. Ben bunları aynı zamanda seslendirmiştim de. Rivayet olundu. İbrahim Aleyhisselam insanlara kıtlık isabet ettiği zamanlarda Mısır'da bulunan bir dostuna adamlar gönderdi. Ondan erzak alıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dostu, eğer İbrahim Aleyhisselam bu erzakı kendisi için istemiş olsaydı elbette emrini hemen yerine getirirdim. Lakin İbrahim Aleyhisselam bu erzakı misafirlere getirmek için istemektedir. Misafirler belli. İnsanların başına gelen yokluk ve kıtlık bize de isabet etti dedi ve gelen adamlara bir şey vermeden geri gönderdi. İbrahim Aleyhisselam'ın gençleri boş çuvallarla Mısır'dan dönmekten utandılar. Keramete bakın. Çölde hararlarına yani büyük çuvallarına kum, çakıl ve taş doldurdular. Hizmetçiler bu kötü haberi, arkadaşının bir şey vermediğinin İbrahim Aleyhisselam'a haber verdiler. İbrahim Aleyhisselam kapısına gelen ihtiyaç sahiplerine verecek bir şey bulamadığı için çok üzüldü. Gözleri yaşardı, gitti uyudu. İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Sare annemiz uykudan uyandı. Onun bir şeyden haberi yoktu. Adamlarının Mısır'dan un ve buğday getirdiğini sanıyordu. Kum dolu çuvalların başına gitti, birini açtı. İçi en iyi un ile doluydu, ekmek yaptı. İbrahim Aleyhisselam uyandı. Çok güzel bir ekmek kokusu hissetti, sordu. Bu size nereden geldi? Hazreti Sare buyurdu. Senin Mısır'da dostumdan. İbrahim Aleyhisselam. Hayır dedi. Bu belki benim Halilim Allah-u Teala Hazretlerindendir. Bu hadise üzerine Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'a Halil adını vermiş oldu. Yani oradan geliyor. Yine diğer bir ibretli hikaye haberde gelmektedir. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ın malı ve hizmetçilerin çokluğuna taaccüp ettiler, şaştılar. İbrahim Aleyhisselam'ın 5000 koyun sürüsü vardı. 5000 sürüyü güden bir o kadar çoban köpekleri vardı. Çoban köpeklerinin hepsinin boyunlarında altın tasma vardı. İbrahim Aleyhisselam kırda, çölde koyunlarına bakarken insan suretinde bir melek ona göründü. Melek, Allah Teala Hazretleri noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün ayıplardan arınmış ve tertemizdir. Allah meleklerin ve ruhun Rabbidir. İbrahim Aleyhisselam ona, Rabbimin zikrini bir daha tekrarla,
şu görmüş olduğun mallarımın yarısını sana vereyim dedi. Allah Allah. Melek tekrarladı İbrahim Aleyhisselam. Rabbimi tekrar tesbih et, sana malımın hepsini vereyim dedi. Melek İbrahim Aleyhisselam'ın haline hayret etti ve Allah Teala Hazretlerinin seni halil ve dost edinmesine ve senin adının bütün millet ve dinlerde güzel anılmasına gerçekten sen layıksın dedi. Buna göre Halil'e Halil adı verilmesi meleklerin dilleri üzerinedir. Yine Kadı İyaz Hazretleri Şifa-i Şerif'inde buyurur. Buradaki dostluk evlatlıktan daha kuvvetlidir. Çünkü evlatlıkta bazen düşmanlık olabilir. Allah buyurur. Ey o bütün iman edenler! Haberiniz olsun ki eşleriniz ve evlatlarınızdan size düşman vardır. Dostlukla beraber düşmanlığın olması elbette sahih değildir. Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim. Bir gün puta tapanlardan birisi, güneşe tapanlardan birisi, yani İbrahim'e iman etmeyenlerden birisi, şimdiki ifadeyle diyelim ki onların lideri durumunda olan birisi, geliyor İbrahim Aleyhisselam'a birkaç kişiler böyle, gıda istiyorlar, buğday istiyorlar. Demin de dediğim gibi, anlattığımız gibi o kıtlık döneminde. İbrahim Aleyhisselam onlara diyor ki, başınızı bir kere yere koyun, istediğiniz kadar size buğday vereyim diyor. Secdeye koyun. Başınızı, yani iman etmeniz şart değil. Başınızı bir kere secdeye koyun, size istediğiniz kadar buğday vereyim. Bunlar kendi aralarında düşünüyorlar. Ya diyorlar, bir kere başımızı koymakla ne olacak? Hem İbrahim memnun olsun, hem buğdaylarım sağlanır. Bunlar hepsi birden, o puta tapanlar hepsi birden başlarını secdeye koyuyorlar. Koyar koymaz İbrahim Aleyhisselam elini açıyor. Ya Rabbi diyor, yatırması benden, hidayet senden. Ve hepsi başını yerden secdeden kaldırırken iman etmiş olaraktan başlarını secdeden kaldırıyorlar. İşte İbrahim Aleyhisselam böyle. Ve ona müjdelenen İshak Aleyhisselam. O da Kur'an-ı Kerim'de bu ayetlerde geçmiş olmaktadır. Bunları da, bu iki sayfalık bilgiyi de sizlere ayetleri arz etmiş olayım mealleriyle birlikte. İbrahim Aleyhisselam böyle cömert bir şahsiyettir. Cömertliği aynen tahakkuk etmiş bir insandır. Bu ayetin gramer tahliline وَمْرَأَتُوا قَائِمَ bu kalu failinden haldir. فَدَحَكَتْ cümlesi ise bu da اِمْرَأَتُوا قَائِمَ cümlesine matuftur. وَمِنْ وَرَا اِسْحَاقِ يَعْقُبْدَكِ vav atifedir. Car ve mecrur olmuş olup Yakup'ta, Yakup'un halinden haline müteallik olmaktadır. İshak muzafun ilektir. Yakup, bu da aynı zamanda İshak'a matuf olaraktan ismi mecrurdur. Ki o da nedir? Huşire bihima şeklinde. Yine burada car ile, yani atıf ve matuf harflerinin arasının car ile ayrılması da, cer harfleriyle ayrılmış olması da caizdir. O notu da burada vermiş olalım. Evet, 72. ayet-i kerimede Kâlet yâveyletâ e'elidû ve enâ acûzûn hâzâ ba'li şeyhâ. Yani ne kocam ne ben. İnne hâzâ leşey'un acîm. İnne hâzâ leşey'un. Evet, vay başıma gelene dedi. Ben bir koca karıyım. Bir yandan ben böyle. Kocam da yaşlı bir adam. O da öyle. 100 yaşında. Ben 90 yaşında. Bu gerçekten çok tuhaf bir şey. Yani olacak bir şey değil. Normal kurallara aykırı bir şey. Diyerekten Hazreti Sare bunu ifade etmiş oldu. Yani 90 veya 99 yaşında olduğu muhtelif rivayetler mevcuttur. İbrahim ise 100 veya 120 yaşında olduğu da ifade ediliyor. Hem ihtiyar olmuş olması, hem kısır olması. Ancak tabii bu Allah'ın kudreti yönüyle değil, bir adeti kanunudur. Kanunu gereği olaraktan olmaması gerekir. Ama Cenab-ı Hak dilerse Zekeriya Aleyhisselam'ın olduğu gibi Cenab-ı Hak ona da ihsan etmiş olmaktadır. Evet, burada ayetin tahlilinde Baal ifadesi eşlerin erkek olanına verilen şu kocam da yaşlı bir ihtiyar diye o anlamdadır. Onunla ilgili bu bir sayfalık notu sizlere arz edeyim ve diğer ayetlerde geçen buradaki ayet numaraları da verilmiş olmaktadır. Evet, yine burada geçen taaccüp, yani acayip, şaşma manasına ifadesi. Yazıklar olsun, okulları kendilerine gelen her bir peygamberle alay ediyordu. Şaşılacak bir durum. Ve bu ayette geçen bu durum ile ilgili gelmiş olan beyan, taaccüp ifadesi, acayipte bulunmak, şaşmak gibi manalara gelmiş olmaktadır.
Evet ve bu ayet-i kerimenin gramer olaraktan tahliline bakacak olursak. Yahve ile ta münada ve aynı zamanda muzaftır. Yine böylece fa'ya dönmüş olan mütekellim yasından önceki mukadder olan fetha ile de mansup ve aynı zamanda münada ve muzaf olmuş olmaktadır. Buradaki elif muzafın ilektir ve ene acuzun ifadesi ise elidu'daki zamirden haldir. Yine buradaki fi vav ve haza, buradaki ve haza bali şeyha, buradaki vav'daki elidu'daki zamirden hal olmuş olmaktadır. Yine burada ve haza bali şeyha'daki vav, buradaki vav atife olmuş olmaktadır. Cümle ise ve ene acuzun cümlesine matuf olmaktadır. Şeyhan ifadesi ise baleden hal olmuş olmaktadır. 72. ayeti kerimede. Evet, 73. ayette kalu etacebine min emrillah, değil madem Allah emretmiş. Rahmetullah ve berekatu aleykum ehlel beyt innehu hamidun. Evet dediler, sen Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve berekatı, bereketleri üzerimizdedir. Ey ev halkı, muhakkak ki o hamittir, övülmeye layıktır, mecittir, cömertliği bol verir. Gayet mümkündür, imkansız gibi olsa onun için, Allah için haşa imkansızlık durumu yoktur. Evet. Yine bu olaylar, harika olaylar peygamber hanesinde ve mucizelerin indiği mahalde garip karşılanmamalı. Peygamber hanesinde olanlara daha ziyade nimetler ve ikramlar olması ilk defa meydana gelen bir durumda elbette ki değildir. Hem bir peygambere yapıyor hem yapan Allah'tır. İki güzellik bir arada olmuş olmaktadır. Ayetin tahliliyle ilgili Hamid ve Mecid ve bunun diğer ayetlerde, Hud suresi gibi diğer yerlerde geçen beyanı, onunla olan izahını burada arz etmiş oluyoruz. Evet, hamid ifadesi ise övmek, genel olaraktan hamd etmek, elhamdü diye başlamış olması. Ancak hamd burada geçmesi, şunu da ifade edeyim, onunla ilgili daha önceleri de çok uzunca ifadede bulundum. Mesela şükür, sena değil de hamd ifadesi. Hamd ifadesi en kapsamlı ifade. Minel ezel ilel ebed. Ezelden ebede olmuş, olmakta ve olacak olan tüm hamd, sena, övgü, şükürleri hepsini içerisine kapsamaktadır. Külli bir manası vardır hamdın. Yani ezel ile ebedi ve arasındakilerini kapsamaktadır. Hamd ile ilgili almış olduğum burada notu da sizlere arz etmiş olayım. Evet. Demek öyle. Cenab-ı Hak hamid ve mecittir. Burada 71. ayette bir kıssa almışım. Allah geçen kıssa ile Hazreti İbrahim'i bir çocukla, İshak'la müjdelediğini beyan ederken başka bir yerde de onun hanımı Sare validemize müjdelediğini bildirerek ikisine de hitap itibariyle eşit muamelede bulunduğunu, Saffat ve Hud suresi 112 ile 71'de de var. Bu manada bu ince noktayı da hakikaten arz etmiş olalım sizlere. Evet ve bu ayetin gramer olarak el ifadesi mahsuf olan bir fiile mansuptur ki takdiri şudur, emdaho şeklinde takdirinde olmuş olmaktadır. Yine cümle genel olarak müstenifedir. Aynı zamanda rahmetullahi ve berekatuhu aleyküm cümlesi de kavil makamında müstenifedir. İnne hamidun mecid cümlesi de, o da aynı zamanda kavil makamında müstenife olmak, iptidaiye cümlesi olmakla birlikte mecidde ikinci haber olmuş olmaktadır. Evet, 74. ayette felemma zehebe an İbrahim er-rev'u ve ca'etul büşra yucadiluna fi kavmil lut. Ey İbrahim'den korku iyice gidip geçince, en başta selam verdiler, yemekten yemeyip melek olduklarını söylediler, korku iyice geçip müjde verildi, gidince, bu müjde de kendisine gelince, bizim meleklerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya girişti. Peygamber ya, ümmetlerinin babaları durumunda. Halil aynı zamanda dosya, onu burada ifade edeceğiz 74. ayeti. Evet. Korku hali gidiyor, kalbi mutmain oluyor. Bunun üzerine tabii bir rahat ortam oldu ya artık. Onunla beraber mücadeleye başlıyor. Ki Ankebut suresi 32'de geçmiş olan
bildirdiği üzere. Ama orada Lut var. Yani siz orayı helak edeceksiniz ama orada kardeşim Lut var. Yani peygamberler birbirlerinin kardeşleri olması cihetiyle. Bunu demiş olması Ankebut 32'de de. Yani o konuda, yani onun başına bir şey gelir mi diye, yani bir teminat tabiri caizse istemiş oluyor Lut aleyhisselam ile ilgili olaraktan. Misafirlerin melek olduğunu anladığında daha önce İbrahim'in kendinde hissettiği korku gidiyor. Ve demin dediğimiz gibi tefsirciler, melekler biz bu şehir halkını helak edeceğiz deyince İbrahim onlara ne dersiniz? İçlerinde 50 Müslüman varsa onları helak edecek misiniz dedi. Melekler hayır dediler. Hazreti İbrahim peki 40 kişi varsa dedi. Melekler hayır dediler. Bu şekilde aşağı inmeye devam etti. Nihayet onlara şöyle dedi. Eğer orada bir tek Müslüman, yani Lut aleyhisselam gibi kişi varsa onları helak edecek misiniz? Ne dersiniz? Melekler hayır dediler. O zaman onlara işte orada Lut var dedi. Melekler dediler ki biz orada olanları daha iyi biliyoruz. Karısı hariç Lut'u ve ailesini kurtaracağız. Karısı geride kalacaklar arasındadır. Böylece bu teminatı İbrahim aleyhisselam o gelen meleklerden almış oluyor. Evet, reva ifadesi kalp anlamındadır. Hadiste Cebrail ruhuma geldi ve üfürdü, fısıldadı şeklinde bu manayı ifade etmiş olmaktadır. Rev'u şeklinde kalp manasını. Yani kalpte korku, sevinç, hareket gibi şeklinde kalbe gelme manasını ifade etmiş oluyor bu 74. ayeti kerimede. Evet, bu ayetin gramer tahlilinde veca ethul büşra, bu müstenife başlangıç cümlesine atfedilmiş olmaktadır. Yani başlangıca. Yine bu da aynı zamanda mahsus bir şartında cevabıdır. Aynı zamanda şöyle içtere aleyhim, yani onlara böyle bir şey yapmakta cüret edecek misiniz kabilinden. Yücadiluna ifadesi, bu da İbrahim nas mahallinde olan İbrahim'den hal olmuş olmaktadır 74. ayeti kerimede. Evet, 75'te inne İbrahim'e le halimun evvahun minni. İbrahim Aleyhisselam'ın farklılığı. Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu ve çok yufka yürekli, yani yanık kalpli idi. Hemen onları düşünüyor. Acaba, ve onların içerisinde iman etmiş. Ve onlar içerisinde kardeşi Lut'u ve onun durumunu düşünmüş oluyor. Ki İbrahim halimdir. Kendisine kötülük yapandan intikam almakta acele etmez. Evvahtır. Yani günahlara karşı çok ahu vah eder. İnsanların haline çok üzülür. Müniptir, Allah'a yönelir. İnabe eder, ona yönelir. Müniptir. Bu özelliklerini anlatılmış oluyor. İşte bu mücadeleye onu sevk eden durumu da beyan etmiş oluyor. O rikkat kalbe mazhar, yufka yürekli, çok merhametli bir insan idi İbrahim aleyhisselam. Evet, ve bu 75. ayeti kerimede İbrahim cidden yumuşak huylu idi burada. Ve diğer ayetlerde de İbrahim Aleyhisselam'ın hususiyetleri, özellikleri bu iki sayfalık ayet-i kerimelerde de beyan edilmiş olmakta, buraya bakıp istifade edilebilir. Evet, bu 75. ayetin gramer olarak tahliline bakacak olursak münip 3. haber olmuş olmaktadır. Evet, 76. ayeti kerimeye gelecek olursak ya İbrahim a'rid an hâzâ. İnnehu kad câe emru rabbik ve innehum âtihim azâbun gayru merdû. Artık karar çıktı. Kalem kırıldı. Hüküm tahakkuk etti 76. Melekler ey İbrahim bu konuda bizimle tartışmaktan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak geldi. Ve onlara geri çevrilmesi mümkün olmayan bir azap gelecektir. Yani hüküm artık tahakkuk edecektir. Karar çıktı. 76'da yani ezeli kader gereğince bunlar hakkında azap elbette ki takdir edilmiş olmakta. Yani böylece bu azap mücadeleyle sen böyle yaptığın gibi veya duayla veya başka bir şekilde onlardan elbette ki çevrilecek de değildir diyerekten bunu hatırlatmış olmaktadırlar. Evet, İbrahim bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir ve onunla ilgili bazı notlar burada. İbrahim'in korkusu gidip buyurunu kelime korku demektir. Yani bir şeyden korkan için şundan korktu şeklinde orada geçen o korku ile ilgili almış olduğumuz tefsirlerdeki iki sayfalık notu da sizlere arz etmiş olayım. 76.
ayeti kerimede. Evet, ve bu ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak innehu, bu ha zamir-i şandır. İnnenin ismidir. Ve innehum atihim ifadesi ise haberi olan innenin haberinin ismidir. Azap faildir. Atihim faildir. Yani azap aynı zamanda faildir. Atihim gay sıfat değildir. Cümle aynı zamanda inne kad ca'e emr rabbik cümlesine matuf olmuş olmakta, onunla bağlantılı olmuş olmaktadır 76. ayeti kerimede. 77'de ise velemma ca'et rusuluna luten si'e bihim ve dâhe bihim zer'a ve kâle hâzâ yevmun asîb. Hâzâ yevmun asîb. Bugün asîb günüdür 77. Ne zaman ki elçilerimiz Lut'a geldiler, bunların gelişleri yüzünden Lut fenalaştı. Eli ayağı birbirine dolaştı ve bu gün çetin bir gündür dedi. Çünkü bunların gelişi hayra alamet değil. Yani şeyciydi. Demek ki bir musibet bela bu kavme gelecek. Bugün çetin bir gündür, asip bir gündür. Yevme asip, aza yevmün asip. Evet. Melekler delikanlı suretinde gelmişlerdi. Yani o kavmin rağbet edeceği bir vaziyette. Lut da onları insan zannetti, melek değil. Kavminin onlara sataşıp da kendisini onları savunamamasından korktu. Zaten bunun üzerine hemen hanım gidiyor, diğer Lutilere, LGBT'lilere haber veriyor. Bu ifade nahoş bir durumu engelleyememek ve bir çıkış yolu bulmamaktan aciz kalmak sonucu olarak meydana gelen şiddetli bir inkıvazdan, sıkıntı halinden kinaye olarak ifade edilmiştir. Bu çok zor. Yani başına gelecekleri ve başlarına gelecekleri Lut Aleyhisselam hissetmiş oluyor. Çünkü onlar bir emanet, başkası yabancı. Onunla ilgili tefsirlerde İbn Abbas'a göre melekler Hazreti İbrahim'in yanından ayrılıp Hazreti Lut'un yanına gitmişlerdir. İbrahim ile Lut'un köyleri arasında 4 fersahlık bir mesafe vardı. Onlar Hazreti Lut'un huzuruna pırıl pırıl yüzleri parıldayan gençler olarak girdiler. Ancak onların gelmiş olmalarından Hazreti Lut hiç hoşlanmamıştı. Çünkü Hazreti Lut onların insan olduklarını sanıyordu. Dolayısıyla kavminin onlarla livata yapmak isteyeceklerini düşünerek korktu. Zira kavmi böyle bir istekte bulunduklarında onları koruyabilecek güce sahip değildi. Onunla ilgili burada tefsirlerde almış olduğum bir sayfalık notu bilgilerinize arz etmiş olayım. Evet, 77. ayette onların o durumuna şey yapıyor. Burada Mevdudi şöyle diyor. Araf suresinin 63 ve 68. açıklama notları göz önünde bulundurulmalı. Orada biraz daha geniş izahat olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Yine Lut ile ilgili olaraktan Kur'an-ı Kerim'de, burada da ayet meallerini almıştım. Buralarda ayet-i kerimelerde Lut aleyhisselam ile ilgili iki sayfalık gelmiş olan sure ve ayetlerin meallerini burada sizlere arz etmiş. Evet, 77. ayet-i kerimede Lut'un hayatı ile ilgili, peygamberler tarihinde de zaten genişçe bununla ilgili, bulunduğu yer itibariyle ilgili bu bir sayfalık kısa noktayı almış oldum. Burada bir de Tevrat'taki yazılı kayıtlara göre Lut peygamberin Lut gölü kıyısındaki Sodom kasabasında oturduğu, Sodom Gomare gibi oturduğu anlaşılmakta ve yine aynı kayıtlara göre Lut peygamber aldığı emir üzerine geceleyin kasabayı terk edip Tosodor'a geldiğinde güneş doğmuş ve Rabbin Sodom ile Gomorra üzerine kükürt ve ateş yağdırdığı ve kasabayı bütünüyle alt üst ettiği belirtilmiş olmaktadır. Burada not da düşünmüş. Tabi bu arada Tevrat'ın aynı bölümünde çok fahiş sayılacak bir hataya rastlanır ki bu Allah'ın ayetlerinin bilgisizce uzanan insan eliyle değiştirildiğine yeterli delillerden değildir. Yani dikkatli, itinalı ve Kur'an ile İslam tarihiyle kıyaslayarak okumak lazım. Çok da tamamen teslim olmamak elbette ki gerekir. Çünkü malum tahrif edilmiş bir kitaptır Tevrat kitabı. Hazreti Lut peygamberin yakardığı gibi. Burada onunla ilgili ey Rabbim bozgunculuğu ve yozlaşmaya yol açan bu insanlara karşı bana yardım et. Ey Rabbim beni ve ailemi bunların yapa geldikleri kötülüklerden kurtar diye yalvarmak, yakarmak gerekir. Onunla ilgili burada Şuara suresi 169 Ankebut 30. ayetlerde orayı teyiden bir yakarış durumu söz konusu olmuş olmaktadır. Evet, 77. ayeti kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak buradaki
si'ebihim'deki söz fiili mazidir, meçhul üzere mebnidir. Aynı zamanda naib-i faildir. Zamiri Lut'tur. Lut zamirini ifade etmiş olmaktadır. Uzunca bir tanım olarak zer'a ifadesi burada da temyiz olmuş olmaktadır. Evet, 78. ayeti kerimeye gelecek olursak ve ca'ehu kavmu yuhra'une ileyhi, o gençler geldi ya, bunun üzerine hanımı da haber verdi. Ve ca'ehu kavmu yuhra'une ileyhi ve min kablu kanu ya'malune siyyat. Kale ya kavmi haulay benati hünne atharu lekum fettekullah ve la tuhzuni fi dayfi eleyse minkum raculun ve raşid. Evet, burada bir tartışılan bir konu da var. Onu da inşallah izah etmeye çalışacağım. Daha önceleri çirkin işler yapmış olan kavmi harıl harıl koşup geldiler. Lut onlara, ey kavmim işte size kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. Burada tabii geçmemek lazım. Belki gene ifade edeceğim. Yani siz meşru yoldan, nikah yoluyla evlenin. İşte kızlarım. Yani gelin isteyin. Kızlarımı vermem gerekirse vereyim. Yani normal meşru yoldan kızlar ile evlenmek suretiyle, nikah yoluyla gelin evlenin. İşte bu hal daha temiz bir haldir. Diyerekten bu tarzda, yoksa ya onu almayın, al bunu alın, haşa. Elbette ki değil. Kur'an veciz konuşur ve bu manada külli manayı da içerisinde derc etmiş olur. İşte size kızlarım. Onlar sizin için daha temizdirler. Gelin Allah'tan korkun. Benim misafirlerime rezil rüsvay etmeyin. İçinizde hiç aklı başında bir adam yok mu? Dedi. İçinizde aklı başında bir adam yok mu denildi. Yani en azından o bana kulak versin. Kavmi Hazreti Lut'a koşarak geldi. Niyetleri onun misafirleriyle LGBT'lilerle eşcinsel beraberlikte bulunmak, böyle bir şeyi adet haline getirmişlerdi. Bundan sıkılmıyorlardı. Hatta aleni olarak bunu ilan ediyorlardı. Demek ki böylece homoseksüeller Lut'un kavminden dirilenler mevcut günümüzde. Kızlarını, misafirlerini himaye için feda etti. Yani işte bunlar kızlarım, onlarla evlenin. Daha önceden kızlarını istemişler ama pis ahlakları ve kızlarına denk olmamaları sebebiyle onlara icabet etmemişti. Veya bu ifade onların arzularının ne kadar çirkin olduğunu anlatmak içindir. Öyle ki aslında istemediği halde kızlarını vermek bile bunun yanında basit kalır. Bunlar birer yorum. Veya bununla canının ne kadar sıkıldığını gösterip kalplerini yumuşatmak istedi. Yani böylece caydırmak. Veya kızların ifadesinden murat kavminin kadınlarıdır. Yani bu kavimde bulunmuş olan kızlarla. Çünkü onlar, hani oğlanlar peygamberlerin oğulları olduğu gibi, o ümmet onun çocuklarıdır. Kızlar da onun, o peygamberin kızları olmuş oluyor. Çünkü her peygamber şefkat ve terbiye noktasında ümmetinin babasıdır. İşte mesele bu. Fuhşiyatı terk ile veya kızlarımı misafirlerime tercih ederek Allah'tan korkun. Benim misafirlerim hususunda rezil rüsvay etmeyin. Çünkü misafirlere yapılan çirkin hareket ev sahibine de yapılmış demektir. Adam yok mu içinizde ya? Hiç aklı başında insan yok mu içinizde? Diyerekten onlara bu tenbihatta ve uyarıda bulunmuş oluyor Lut aleyhisselam. Evet, buradaki bene ifadesi bina etmek. Üstünüze yedi sağlam gök bina etti şeklinde bene ifadesi bina etmek manalarına geliyor. Onunla ilgili burada iki sayfalık bir notu aldım. Yani bu müennes şeklinde de geliyor diyor. Allah, kızlarım onlarla eşleşmek sizin için daha temiz bir iştir. Ve soydaşları biliyorsun ki bizim kızlarımızda bir işimiz, onlara yönelik bir amacımız yok ayetlerinde ol kelimesi, o geçen Lut kavminin büyüklerine seslenmiş olması, kızlarını teklif etmesi, belde halkının tümüne değil, bu zaten birkaç kızını büyük bir topluluğa arz etmesi açısından da imkansızdır. Yani yorum olarak doğru. Aksine bu kelimesiyle ümmetinin kadınlarına işaret etmiş Lut aleyhisselam. Onun için bu yanlış zihni ve düşünceyi elbette haşa öyle bir peygambere yakıştırmamak lazım. Yoksa alın benim kızlarımı basitçe düşünmek basitlik olur. Onları kendi kızları diye adlandırmıştır. Çünkü kendisi bir peygamberdir ve her peygamber ümmeti için baba konumundadır. Evet. Burada da bu notu da tekraren sizlere arz etmiş olayım. Onunla ilgili geçen diğer surelerdeki ayeti kerimeler. Evet, ve 78. ayette yine orada bir soru cevap zımnında, ki benim de demin de arz ettiğim işte kızlarım ifadesi, onunla ilgili bir soru cevaba burada not olarak düşmüş bakılabilir. Bu ayet şu Ara 166 ve Hud 79'da aynı zamanda açıklamış olur. Mesela
Şu ara 165-166'da Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Orada bunu izah ediyor. Yine Hud 79'da bir sonraki gelecek olan ayet-i kerimede dediler ki senin kızlarınla bizim bir kızlarında bizim bir hakkımız olmadığını biliyorsun. Ve sen bizim ne istediğimizi elbette bilirsin. Böylece bu ayetlerde şuara özellikle mesela burada da bunu izah etmiş oluyor. Ve seyyiat ifadesi geçmişti. Seyyiat genel kötülüğü ifade etmiş oluyor ama Kur'an-ı Kerim'de 5 şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet-i kerime vardır. Şirk manasına geliyor, azap manasına geliyor, darlık, sıkıntı manasına geliyor. Şer, kötülük manasında bir de erkeğin erkekle dübürden ilişkiye girme hayasızlığı, yani homoseksüellik ve LGBT'lik burada kastedilmiş olmaktadır. Seyyiat, çirkinlik, pislik manaları burada seyyiat ile kastedilmiş olmaktadır. 78. ayeti kerimede. Bu ayetin İrab tahliline bakacak olursak, yuhraûne cümlesi kavmihiden haldir. Yine ve min kablu'daki aynı şekilde vav ise ve min kablu'daki vav ise haliyedir. Yine kendi içerisinde bu da aynı zamanda ya meluneye müteallik olup car ve mecrurdur. Kanu cümlesi ise yine bu kavmi hiden hal olmuş olmaktadır. Hünne etharu cümlesi ise benatiden hal olmaktadır. Ve la tuhzun cümlesindeki la nehi edatıdır, fiili muzaridir. Has olmuş olan nunun hasfi ile de meczumdur. Nun vikaye içindir. Koruma amaçlı tuhzuni yani beni manasında vikaye içindir. Ya orada mukadderdir ve mef'ulün bihtir. Yani orada o ya takdir edilmiş oluyor. Tuhzuni şeklinde mukadder orada belirtiliyor zaten. Evet yine mef'ulün bihtir. Yine car ve mecrur olmuş olup racülün fiiline müteallıktır. Leysenin ismidir. Minkum car ve mecrur olmuş olup habere müteallıktır. Fettekullah ifadesi ise kavil ve söz manasında müstenife olmuş olmaktadır. 78. ayeti kerimede. Evet 79. ayet-i kerimede kalu lekad alimte ma lena fi benatike min hakkin ve inneke letalemu ma'dur. Yani senin kızlarınla bizim ilgimiz yok demin okuduğum ayette de ifade edildiği gibi. Onlar, sen de bilirsin ki bizim senin kızlarınla bir ilgimiz yoktur. Sen bizim ne istediğimizi gayet iyi biliyorsun dediler. Ve o kötülüklerini, o bozuk zihniyetlerini ortaya koydular. Evet, Kadı Beyzavi de aynı şekilde. Çünkü birbirleriyle bağlantılı olduğu için belki onlarla da bağlantı kurmuş oluyor. Ve bunun diğer ayetlerle de. Aynı zamanda şu ara 165-166 demin de birkaçını ifade ettik. 70-72. Evet bununla izahlı olaraktan İbn-i Cüreyş der ki onlara kadınlarla evlenmeyi emretmiş, onlara zina yolunu göstermemiştir. Sa'd İbn-i Cübeyr de diyor ki o kavminin kadınlarını kastetmiştir ki demin ifade etmiş olduğumuz şeyler. Onunla ilgili tefsirlerde gelmiş olan bu yorumu da sizlere arz etmiş olayım. Evet 79. ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak hak ifadesi mübtedadır, min zaidedir. Lena car ve mecrur olmuş olup habere müteallıktır. Fi benatike car ve mecrur olmuş olup o da aynı zamanda haktan hal olmak üzere ona müteallıktır. Ma lena hak cümlesi ise mef'uldür. Alimenin mef'uludur. Fiili burada aynı zamanda ma ile fiili muallak bir fiildir. Yani bununla bağlantılı alakalı olaraktan buradaki ma nefi edatıdır. Ma nefi edatı olmuş oluyor. Çünkü kelimeler birbirleriyle otomatikman bağlantılı, alakalı, nispetli olmuş olmaktadır. Ve 80. ayet-i kerimeye gelince kâle lev enneli bikum kuvveten ev ahvi ilâ rüknin şedîd. Hakikaten baştan bütün bu şeyleri sezmişti Lut Aleyhisselam. Başına gelecek sıkıntıları sezmişti. Lut dedi ne olurdu? Size karşı bir kuvvetim olsaydı ya da çok sarp bir yere sığınabilseydim. Yani bu gençleri size vermemek için. Artık o sıkıntı gittikçe tezahür etmeye başlıyor 80. ayette. Hazreti Peygamber şöyle der. Allah kardeşim Lut'a rahmet etsin. Aslında o sağlam bir yere dayanmıştı. Ya Cenab-ı Hakk'a sırtını dayamış. Allah meleklerini göndermiş. Elçilerini göndermiş. Evet Resulullah doğruyu söylemiştir. Sadakta ya Resulallah.
Ayette geçen kuvvet ifadesi Kur'an'da üç şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Adet ve sayı manasına, çalışkanlık gayret ciddiyet ile devam etmek manasına, şiddetle yakalamak yakalaması şiddetli ve çetin manalarına bu ayetlerde de geçtiği üzere kuvvet şeklinde ifade edilmiş olmaktadır Kur'an'da geldikleri şekliyle. Evet, bu 80. ayeti kerime. Ayette rükn ifadesi geçmişti. Dayandığı, bir şeyin dayandığı yanı, istiare yoluyla güç anlamında da kullanılmış olmakta. Hud 113'te de bununla ilgili gelecek. Memeleri büyük olan deve, leyen, ibadetlerin bina edildiği ve terk edilmeleriyle ibadetlerin geçersiz olduğu temeller şeklinde de rükün, yani bir binanın binayı ayakta tutan temel taşlar. Bu mecaz olduğu için mesela bir toplumun ileri gelen büyükleri içinde bu ailemizin rüknüdür. Evin direkleri için bu evimizin rüknüdür, direğidir. Bir çocuk, erkek çocuk vardır, bu çocuk evimizin rüknüdür gibi. Böylece mecazi ve istiare yoluyla da, istiare-i temsiliye yoluyla da zikredilmiş olmaktadır bu manada 80. ayeti kerimede. Bu ayetin gramer tahlilinde mastar müevveldir. Enneli bikum kuvve ifadesi. Aynı zamanda sebete ile de faildir, mukadder olaraktan. Bikum car ve mecrur olmuş olup kuvvetinden hal olmak üzere ona müteallıktır. Bu da aynı zamanda mahsuf bir şartın da cevabıdır ki şöyle. Le fealtu bikum. Yani eğer benim gücüm olsaydı ben onu size karşı kullanırdım. Ev avi cümlesi ise bu da mukadder olan sebete cümlesine matuf olmuş olmaktadır. 80. ayeti kerimede. Evet ve 81. ayeti kerimeye gelecek olursak. قَالُوا يَا لُوتُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ اَحَدٌ اِلَّا مُرَاءَتَكَ اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ اَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. Evet, belki bu haber Lut Aleyhisselam'ı rahatlatır. Melekler dediler, ey Lut, şundan emin ol ki biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla zarar veremez. Sen gecenin bir kısmı olunca ailenle birlikte hemen buradan çık git. İçinizden hiç kimse geri kalmasın. Eşin başka. Çünkü ona da onlara gelecek olan musibet gelecektir. Haberin olsun. Helak zamanları sabah vaktidir. Herkes uykuda. Zaten sabah yakın değil mi? Sabah da yakın. Ve böylece onların helaki de sabah vakti olmuş olmaktadır. Rivayete göre Hazreti Lut misafirlerini içeri aldı. Kapı arkasından kavmiyle mücadeleye başladı. Bunun üzerine kavmi duvara tırmandılar. Misafirler Hazreti Lut'un başına gelen sıkıntıyı görünce dediler. Merak etme, bize zarar vererek seni incitmiş olmayacaklar. Gönlünü ferah tut, onları bize bırak. Bunun üzerine Hazreti Lut onların girmesine izin verdi. Hazreti Cebrail kanadıyla bunların yüzüne vurdu. Gözlerini kör etti. Bu durum karşısında kaçın kaçın Lut'un evinde sihirbazlar var diyerek evden çıktılar. Sizden hiçbir geri kalmasın. Arkasına dönüp bakmasın. Burada bu sır var. Arkasına dönüp bakmasın. Yani o kendisine adeta bulaşmasın. Hanım başka. Bazıları Hazreti Lut hanımını da yanlarına aldı. Hanımı azap seslerini duyunca geriye döndü. Vah kavmime dedi. Derken bir taşla kendisine isabet etti öldü. Şeklinde bir rivayete yer vermişlerse de ayetin bu şekildeki izahı uygun değildir. Çünkü ayette onu almamasını söylüyor. Yani farklı yorumlarda olabiliyor. Gece, evet, ayetin bu kısmı onların helak zamanı sabah vakti, sanki gece yola çıkmalarının bir illeti olduğu ifade ediliyor. Sabaha yakın değil mi? Yani Hazreti Lut'un azabının sabaha kalmasını, geç bulup hemen gelmesini istemesine bir cevap da olduğu ifade edilmiş olmaktadır. 81. ayeti kerimede. Burada da onunla ilgili 81. ayetle ilgili tefsirlerden bir sayfalık bir not çıkartmışım. Burada da bakılabilir. Evet. Yine şöyle bir not. Kitab-ı Mukaddes'e göre o sırada İbrahim Aleyhisselam 100, Hazreti Sare ise 90 yaşında olduğu, onunla ilgili de bu notu da arz etmiş olayım ki daha önce de bunu da bildirmiş oldum. Evet. Rusul ifadesi teenni ile gitmektir. Rahat seyreden deve, yumuşak, rahat koşan develer manalarına gelmekte. Rusul, Rasul, İrsal, Mürsel gibi manalar. Gönderilen elçi şeklinde ifade edilir.
Yani Rabbinin göndermiş olduğu elçileriyiz. Buradaki Rusul ile ilgili almış olduğum 2 sayfalık notu da sizlere arz etmiş olayım ve bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de geçmiş olan ayeti kerimeler. Evet, 81. ayeti kerimenin irabına bakacak olursak, len yasilu cümlesi nidanın cevabı makamında müstenifedir. Fe esri cümlesi ise bu da len yasilu cümlesine matuftur. Bir ehlike car ve mecrur olmuş olup fiile müteallıktır. Ba tadiye içindir. Yani lazimi olan bir fiil be ile kullanıldığı zaman müteaddi olur. Fiiller 2 şekildedir. Lazimi kendisinde kalan sare, esbaha, ma, emse, mazalle gibi, kane gibi. Burada eğer ba ile olduğu zaman kendisinde kalan fiil geçişli olmuş olur, müteaddi olmuş olur. Burada da ba ile müteaddi oluyor. Bir kat'i ifadesi car ve mecrur olmuş olup fiile müteallıktır. Ba ise fi manasındadır. Zarfiyet manasını, içinde manasını bildiriyor. Sebebiyet olan ba. Yine minelle ile car ve mecrur olmuş olup kata'nın sıfatına müteallıktır. İmra'eteke ifadesi müstesnadır. Minkum car ve mecrur olmuş olup ahadenden hal olmak üzere ona müteallıktır. İnnehu musibuha ma asabahum ifadesindeki in nesih harfidir. İsmi ise zamir-i şandır. Zamir-i şandaki ha'dır. İnnehu şeklinde. Musibuha bu da ma mübdedasının mukaddem bir haberi. Ma-i mevsulü olan mübdedanın mukaddem bir haberi olmuş olmaktadır. İnnehu musibuha ma asabahum cümlesi ise imra-etekeden hal olmuş olmaktadır. Yine musibuha ma asabahum cümlesi ise ref mahallinde olmak üzere İnne'nin haberi olmuş olmaktadır. 81. ayeti kerimede. Evet ve 82. ayet-i kerimeye gelecek olursak. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. Evet, ne zaman ki emrimiz geldi. Yani bazen hak, bazen emir şeklinde helaket bu şekilde bildiriliyor. Ne zaman ki emrimiz geldi. Yani artık helak etme. O ülkenin altını üstüne getirdik ve üzerlerine istif edilip pişirilmiş çamurdan taşlar yağdırdık. Sodom, Gomorre. Bütün insanlığa, şimdiki LGBT'lere de ibret olabilecek durum. Allah o konuda rahat ifade edebilirim. Yani o konuda bir uyarı olarak Allah yapar. Allah yapar. Özel nokta vuruşu olarak da olur. O şekilde toplumun da tabii bu noktada üzerine düşüyor. Bu konuda mani olabilecek ne şekilde? Emri bil maruf nehi anil münker. 3 şekilde. Yani kimisi sözüyle, kimisi elbette ki eliyle, en kötüsü de kalbiyle, buğz etmek suretiyle buna mani olmalı. Yoksa es-sebebu kel fâi sırrınca bir şeye sebep olan o işi yapan gibidir. Bu sefer musibet hususi kalmaz, umumi olur. Aynen bugünkü korona olayında virüsünde olduğu gibi. Evet, Kadı Beyzavi'de melekler onların altını üstüne getiriyor. Cenab-ı Hakk'ın bunu kendisine nispet etmesi ise asıl faili bildirip meselenin azametini göstermek içindir ki rivayette şöyle anlatılır. Cebrail kanadını onların şehirlerinin altına koydu. Şehirleri olduğu gibi semaya kaldırdı. Öyle ki gök ehli köpeklerin havlamasını ve horozların ötmesini duydular. Sonra ters yüz edip yere bıraktı. Zariyat 33'te de ve üzerlerine pişmiş balçıktan taş yağdırdı diye orada ifade ediyor gibi. Bunlar taşlaşmış çamurdandı. Ayette geçen sicil Tin suresinde de malumunuz Fil suresinde de geçtiği gibi sicil ifadesi bunların tarafı ilahiden bir kayıtla onlara azap için gönderilmesini de ifade etmiş olmaktadır. Pişmiş taşlar adrese teslim. Burada da onunla ilgili ki bu taşlar Rabbinin katında işaretlenmiştir ki Fil suresinde de bu şekilde bir izah etmiştim. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak olmayacaktır. Ve emrimiz gelince Necim 54. Orada da ve tefsirlerde de Zariyat demin okuduğum gibi 33. ayeti kerimede ve Cebrail Aleyhisselam'ın onların altını üstüne getirmiş olması. Hicr suresi 74, Necim 53'te. Onların o akıbetlerini, Sodom Gomorra'nın o durumlarını ifade ediyor. İbn Abbas'tan bir rivayet, Lut kavminin yaptığını yapanı bulduğunuz zaman ki onu demin ifade etmiştim. Livata'nın buradaki çirkinliğini ifade, homoseksüelliğin, LGBT'liğin çirkinliğini ifade etmiş olmaktadır. Evet.
Bu ayetin gramer tahliline bakacak olursak, ceale, buradaki ceale, bazen nakıs, Allah için kullanılırsa tam fiil oluyor. Buradaki sayyere manasındadır. Bu da iki mef'ule geçmiş olmaktadır. Aliha, safileha. Minsicil ifadesi car ve mecrur olmuş olup, ticaretinin sıfatına müteallıktır. Mendut ifadesi ise sicilin sıfatı olmuş olmaktadır. Ve son olarak 83. ayeti kerime. Müsevvemeten inda rabbik ve ma hiye mine zalimine bibayi. Evet, 83'te bu taşlar Rabbinin katında damgalanmışlar. Adrese teslim. Bunlar zalimlerden uzak şeyler değildir. Bunlar zalimlerden uzak şeyler değildir. Bu taşlar azap için özeldir. Dünya taşlarından farklıdır. Hangi taşın kime isabet edeceği üzerinde yazılıdır. Onlar zulümleri sebebiyle üzerlerine taş yağmuru gönderilmesini hak etmişlerdir. Ayette bütün zalimlere de burada bir uyarı vardır. Burada şu not da var. Zamirin Lut kavminin yaşadığı beldeleri ifade ettiği de söylenir. Yani o helak edilen o beldeler Mekke zalimlerine çok da uzak yerde değillerdir. Mekke müşrikleri Şam'a giderlerken yolları oradan geçiyordu. İşte bakın ibret alın. Ve şu andakilere de aynısını sesleniyorum. Bakın ve ibret alın. Düşünün. Aynı akıbete eğer düçar olmak istemiyor iseniz. Müsevvemeten ifadesi hicaretenin sıfatıdır. İnde zarf olmuş olup müsevvemetene müteallıktır. Yine ve mahiye mine zalimine bir ba'id cümlesi ise hicaretenden haldir. Mevsuf olaraktan ki aynı zamanda haber yani haber manasında haberde ba mevsufe ile hicaretenden hal olmak üzere ifade onunla müteallıktır, bağlantılı olmuş olmaktadır. Ma da zaidedir. Buradaki ma da zaidedir. Yani buradaki ba da inde Rabbike ve mahiyemine zalim bir ba'id. Bir ba'id. Yani ba bazen sebebiyetle bildiriyor. Buradaki haberdeki ba onların o durumlarını ifade etmiş oluyor. Ma zaidedir. Mine zalimine car ve mecrur olmuş olup ba'idine müteallıktır. Aynı şekilde biz ba'idin zikredilmesi de burada caizdir. Çünkü o aynı zamanda mahsuf bir şeyin aslen sıfatı olmuş, sıfatı makamında, durumunda olmuş oluyor ki ve ma hiye bir şeyin bir ba'id takdirinde olmuş olaraktan bu da mahsuf olmuş oluyor. Yani açık anlamı ve ma hiye bir şeyin bir ba'id manasında olmuş olmaktadır 83. ayeti kerimede. Elbette en doğruyu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.